Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programında İnsan Suresi 23-31. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Yüce Rabbimiz burada şöyle bildiriyor. İnnâ nahnu nezzelnâ aleykel Kur'âne tenzîle. Biz Kur'an'ı sana tenzil ettik, indirdik. Burada hitap Peygamber Efendimiz'e. Ey Peygamber, Kur'an'ı tenzil tarzında sana indirdik. Kur'an-ı Kerim'in inzali bir de tenzili var. Tenzil, tedricen indirilmesini ifade ediyor. Malum Kur'an-ı Kerim 23 yıl boyunca Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a peyderpey indirilmiş. Bir anda hepsi gönderilmemiş. Bunun kendine göre nice hikmetleri var. Ezberlenmesinin kolay olması, olaylara cevap olarak gelmesi gibi gayet güzellikleri bulunmakta. İşte Kur'an'ı biz sana bu şekilde indirdik. Fasbir li hukmi rabbik. Öyleyse sen de Rabbinin hükmüne sabret. Yani Allahu Teala nasıl ki 23 yıla yayarak gönderiyor, hemen bir anda hepsini sana göndermedi. O halde sen de hemen bir anda netice almaya çalışma. Yani Allah'ın dinini tebliğ etmek, Kur'an'ı anlatmak sabrı gerektirir. Muhatapların belki bir defada kabul etmeyecek, belki 5 defada 10 defada kabul etmeyecek, belki sana karşı gelecek ama sen bütün bunlara karşı sabret. Rabbinin hükmüne sabret. Ve la tuti' minhum athiman ev kefura. Ve onlardan günahı ve küfrü, nankörlüğü adet haline getirmiş olanlara itaat etme. Yani günahkara itaat etmek, bir de küfür ve küfranı adet haline getirmiş olana itaat etmek. Bunlar olmaması gereken şeyler. Yani bir insan diyelim ki güzel şeyler söylendiğinde gereğini yapar, yapması gerekir. Ama günahı adet haline getiren bir insan güzel şey söylemez. Öte yandan küfür ve küfranı adet haline getiren bir kimse yine güzel şey söylemez. Ey Peygamber ve ey Peygamber'e tabi olanlar, bu gibi olanlara itaat etmeyin. Ayet-i Kerime bu mesajı veriyor. وَذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَاَصِيلًا. Rabbinin ismini sabah akşam zikret. Allah-u Teala'nın 1001 ismi var veya genel ifadeyle Esma-i Hüsna'sı var. En güzel isimler onun. İşte Allah'ı anarken Allah, Rahman, Rahim gibi onu isimleriyle an ve bunun için sabah, akşam, tabi sabah akşam derken devamlı manası da verilebilir. Devamlı Rabbini an. Kur'an-ı Kerim bir kısım erkekleri, bir kısım er kişileri daha doğrusu methederken şöyle bildiriyor. Ricalun la tulhihim ticaretun ve la beyun an zikrillah. Yani öyle er kişiler vardır ki ne bir ticaret ne bir alışveriş onları Allah'ı anmaktan alıkoyamaz. Demek ki bir insan her ne kadar dünyevi yoğun işler içerisinde olsa bile yine de daima gönlü Allah ile beraber olur. Dışı sahra-i kesrette, içi ummanı vahdette şeklinde ifade edilen durumu yaşar. Yani her ne kadar dış dünyada başkalarıyla beraber görülse de gönlü Allah, Allah der. Daima Allah'ı yad eder. Ve minelleyli fescud lehu. Geceden de gece vakti Allah'a secde et. Ve sebbihu leylan tavile. Gece uzun bir şekilde Allah'a tesbih et. Yani geceler son derece önemli. Tabii gündüzler de önemli. Genelde insanlar gündüz vakti dünyevi işleriyle meşgul. Kimisi tarlasında, kimi dükkanında, kimi fabrikasında. Herkes bir şeylerle meşgul. Ve işte rızkını temin etmek, elbette bir takım yorucu meşguliyetler. Bunların arasında belki de ibadete insan o kadar odaklanamıyor. Bu gibi işlerin arasında kalabiliyor. Bu gibi işlerin arasında adeta ruh boğuluyor. Ama geceler ibadet için daha müsait. Artık insan uykudan fedakarlık etmek şartıyla gecede uzun uzun ibadet edebilir. Halini Cenab-ı Hakk'a arz eder ve Cenab-ı Hakk'a tesbihte bulunur, hamdü senada bulunur, dua eder. Böylece ubudiyet vazifesini yerine getirmiş olur.
İnne haula yuhibbunel acile. Ama şu kimseler var ya, onlar acil olanı seviyorlar. Acil derken dünyevi peşin lezzetleri, fani dünyayı, bunları seviyorlar. Ve yezerûne verâehum yevmen thakîle. Ve kendi arkalarında ağır bir günü bırakıyorlar. Onu da terk ediyorlar. Yani bunların önünde ahiret var. Ahirette herkes şu dünyada yaptığının karşılığını görecek. Ama insanların büyük bir ekseriyeti inhiye illa hayatüne dünya diyorlar. Varsa da yoksa da dünya hayatı ve ahiretten gafil kalıyorlar. Halbuki mesela insan geleceğe yatırım yapar ve bugünkü şartları içerisinde bir takım zorlukları olsa bile bir köşeye biraz para biriktirir. Diyelim bir ev için girer ve her ay onun taksitlerini öder. Netice itibariyle 10 yıl, 15 yıl ödemenin neticesinde bir ev sahibi olur. Bu geleceğe yönelik bir yatırım. İnsanlar dünyada bunu yapıyor. Halbuki daha büyük yatırımı ahiret için yapmak gerekir. Madem önümüzde ahiret var, ahirette de cennet ve cehennem sadece var. Ya mükafat veya ceza görülecek. Böyle olunca asıl büyük yatırımı ahirete yapmak gerekiyor. Bir defasında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evinde bir kurban kesilmiş ve çevreye de dağıtılmış. Peygamber Efendimiz evine geldiğinde soruyor, ne kaldı diye soruyor. Hazreti Ayşe diyor ki, ya Resulallah, geriye sadece bir but kaldı. Diğerlerini dağıttık. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor, but dışında hepsi bizim oldu diyor. Yani komşulara dağıttıklarımız ahiret namına bize sevap oluyor. Böylece onlar her ne kadar bizden ayrılmışsa da sevap olarak geriye dönüşümü var. İşte kamil manada aklını kullanan bir kimse dünya hayatını bir misafirhane olarak görür ve şu dünya hayatında ahireti kazanmaya çalışır. Yatırımını ona göre yapar. Ancak işte gafil olan kimseler peşin lezzetleri seviyorlar ve önlerindeki ağır bir günü ise terk ediyorlar. Nahnu halaknahum, onları biz yarattık. Ve şededna esrahum, ve onların bağlarını da biz bağladık. Yani bu çok müthiş bir hakikat. Onları biz yarattık ve onların bağlarını da biz bağladık. Bağ derken mesela önümüzde diyelim oyuncak bir şey var. Oyuncak bir insan. Çocukların oyuncak olarak kullandığı. Orada nasıl ki eklem yerleri oluyor ve genelde de düzgün bir şekilde olmadığından hemen kısa bir zamanda bunlar kırılıyor. Ama Allah-u Teala insanı o kadar mükemmel bir şekilde eklemlerini bağlamış, sinirlerini bağlamış, her şeyini yerli yerince yerleştirmiş ki daha güzeli tasavvur edilemez. İşte bazen insan mesela heyecanlanıyor, dehşetli bir olayla karşı karşıya kaldığında dizlerimin bağı çözüldü diyor ve olduğu yere yığılıp kalıyor. Demek ki bizi şu anda ayakta tutan bu bağların gayet sağlam bir şekilde atılmış olması, insanın dimdik ayakta durabilmesi bunlara bağlı. İşte Allah-u Teala gayet mükemmel bir şekilde bütün bağlarımızı bağlamış, mafsallarımızı hareket edecek şekilde tanzim etmiş. Ve izâ şi'nâ beddelnâ emsâlehum tebdîle, dilediğimiz zaman onların emsalini getiririz ve başkalarını onların yerine getiririz. Bu iki türlü değerlendirilebilir. Yani dünyada onları yaratan biziz, ahirette de tekrar yaratacak olan biziz. Bu manayı ifade ediyor olabilir. Veya şu dünyayı esas alanlar var ya, ey peygamber, seni dinlemeyenler var ya, onları biz yarattık. Dilediğimiz zaman onları sileriz, onları mağlup kılarız, onların yerine başkalarını getiririz ve onlar Allah'ın dinine sahip çıkarlar ve Allah'a itaatkar birer kul olurlar. Bu manayı da ifade ediyor olabilir. İnne hâzî tezkirah, işte bu bir öğüttür.
فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهِ سَب۪يلًا Artık dileyen Rabbine doğru bir yol tutsun. Yani bu surede anlatılanlar veya genel anlamda Kur'an-ı Kerim'de anlatılanlar, bunların hepsi birer öğüt. Ve Allahu Teala zaten bu surenin başında inna hedeynahu sebile demişti. Biz yolu insana gösterdik. Şu hak yol, bu batıl yol, bunları insana gösterdik ve ayrıntıları da anlatıldı. Cennet anlatıldı, cehennem anlatıldı. Dünyanın geçiciliği anlatıldı. Bütün bunlar nazara verildikten sonra işte bu bir öğüttür. Dileyen Rabbine buradan bir yol tutar. Rabbinin rızasını elde etmeye çalışır. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ Ve Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Yani her ne kadar size bir hürriyet verilmişse de külli irade Allah'ındır. Sizin dilemeniz de onun dilemesine bağlı bir durumdur. Bunu ben şöyle ifade etmeye çalışayım. Diyelim ki bir insan asansöre biniyor. 15 katlı bir binada, diyelim 7. katta kendisi. İsterse 15. kata yükselebilir, isterse de sıfıra inebilir. Her birinde yapması gereken sadece bir düğmeye basmaktır. Ama onu yükselten veya çıkaran kendisi değildir. Sistem ona göre kurulmuştur. İşte bir insan bir takım iyilik veya kötülükleri istiyor ama bunların meydana gelmesi Allah'ın dilemesiyledir. Yoksa diyelim cereyanlar yok. Biz asansöre bindiğimizde istediğimiz kadar basalım, herhangi bir netice meydana gelmeyecektir. İşte bizlerin fiilleri Allah'ın yaratmasıyladır. Vallahu halakakum ve ma ta'malun. Allah hem sizi yarattı hem de yaptığınız amelleri yarattı. Allahu haliku kulli şey. Allah her şeyin yaratıcısıdır. Bu açıdan bizlerin dilemesi de yine Allah'ın dilemesiyledir. Taraf ilahiden tasdik edilmesiyle, izin çıkmasıyla tabir caizse o şekilde insanın fiilleri meydana gelmektedir. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَل۪يمًا حَك۪يمًا Şüphesiz Allah alimdir, hakimdir. Yani Allah her şeyi bilir ve Allah her şeyi hikmetle yapar. Dolayısıyla kimin cennete ehil olduğunu Allah bilir, kimin cehenneme ehil olduğunu da bilir. İşte Allah hakimdir. Bir kimseyi cehenneme göndermişse elbette hikmetiyle göndermiştir ve bilerek, ilme dayalı bir şekilde göndermiştir. Allahu Teala abes iş yapmaktan, bilgiye dayanmadan bir şey yapmaktan yücedir, münezzehtir. يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ Allah dilediğini rahmetine dahil eder. Yani dilediğini derken burada rahmete liyakat kesbedeni bu manada değerlendirilebilir. Ama netice itibariyle onun tasdiki taraf-ı ilahidendir ve böylece o kimseyi Allah rahmetine nail kılar. Vazzalimin zalimlere gelince e'adde lehum azaben elime Allah onlara elim bir azap hazırlamıştır. Burada zalimin denilmesi, yani zulümlerinden dolayı onlara elim bir azap hazırlandı. Allahu Teala durup dururken kimseyi cezalandırmaz. Ve Allah rahmetine alırken de elbette kimin buna ehil olduğunu bilir. Çünkü evvelindeki ayette Allah alimdir, hakimdir denilmişti. Allah ilme dayalı bir şekilde o kimsenin rahmete nail olmasını bilir, liyakatı olduğunu bilir ve ona göre de onu mükafatlandırır. Zalim olanlara gelince, burada mesela Allah'a şirk koşmak bir zulümdür. Öte yandan günahlara girmek bir zulümdür. Başkasının hukukunu çiğnemek zulümdür. Kendine verilen kabiliyetleri menfi yönde kullanmak, bütün bunlar birer zulümdür. İşte zalimlere gelince zulümlerinden dolayı Allah onlara elim bir azap hazırlamıştır. Cenab-ı Hak bizleri rahmetine mazhar olan bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.